video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir sosyal deney yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş oluyorsunuz ki Roblox oynayıp da bunu bilmeyen yoktur. Böyle bakon karakterlere ya da yani Robux'suz karakterlere böyle bir baskı var ki bu aralar çok çoğalmış. Ya ne oluyor bakon olunca kanka yani? Gerçekten ne oluyor? Ne oluyor yani? Ağlıyor ağlıyor annenle babana Robux aldırıp sonra millete dalga geçmek için mi aldırıyorsun? What? Her neyse arkadaşlar, bugün sosyal deney yapacağız. Şöyle bir server'a girdik. Yani normal arkadaş arayacağım kendime bakon karakterle. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Öyle spontane bir server'a girdim arkadaşlar. Hatta burada birileri var. Bunlar İngilizce mi konuşuyor? Bunlar evet İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Bizim Türklerle işimiz var. Server'da bakalım Türk var mı yazalım hemen şuraya. Türk var mı? Bakalım cevap gelmiyor ya. Türk yok mu bu server'da? Var diyor şuradaki. Aa, hemen selam yazayım bakalım arkadaşlar. Evet var diyor. Arkadaş olalım mı? Bakalım ne diyecekler? Yok kanka diyor. Tamam gel evime diyor bu arkadaş da. Niye? Yani niye arkadaş olmak istemiyor benimle? Eve gidelim bununla uğraşamam diyor. Benle mi? Bu ne yapıyor lan? Benle mi uğraşmak istemiyor arkadaşlar? Evet senle diyor. What? Neden? Senin gibileri almamaları lazım diyor. Gidelim diyor. Kız da tamam dedi arkadaşlar. Şu an beni ezdi, farkında mısınız? Neden arkadaşlarım yok diyor. Benim de yok. Senin o tiple olmaz diyor bu da bana. Bak bak. O tiple senin olmaz diyor bir de arkadaşlar. Gitti. Hepsi gitti arkadaşlar ya. Gerçekten gittiler yani. Dur bakalım. Onun evine gidelim. Bunlar ne yapıyor ya? Arkadaş olalım mı dedim. Gel evime gidelim diyor. Tamam dedim. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. İyi olduğu kadar... Yani güzel insanlar da var. Bak hiç seçim yaptı mı? Direkt evine gidelim diyor yani. Bu kız başta da demişti. Öbürü senin bu tipinle arkadaş olmaz. Lan tipim için benimle arkadaş olacak insan zaten olmasın kanka ya. Öyle bir arkadaşlık mı olur arkadaşlar? Yani benim normal real hayatımda, yani gerçek hayatımda da benim tipimle beni yargılayacak bir insan benim arkadaşım olmasın. Kaliteli bir yalnızlık, boş bir kalabalıktan iyi demiş büyüklerimiz. Çok da haklı demişler arkadaşlar. Bakon bakonun halinden anlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar normal karakteri öyle. Lan buradan da banlanmış olamam değil mi? Ah, şaka gibi ya. Şu daha yenki gidenler var ya, onlara bir gidelim arkadaşlar. Onların evi neredeymiş? Bir bakalım. Onların yanına gidelim. Gerçekten arkadaşlar ciddi misiniz? Yani bu kadar parasal şeyleri ciddi alan çok insan var mı? Bana yorumlarda yazar mısın? Tabii gerçek hayatta elbette ki var. Ben de biliyorum. Hayatı, insanları çok iyi tanıyan biriyim arkadaşlar. Bakın ben bir YouTuber'ım. Ama böyle karakterime falan çok fazla bir şey almam fark ediyorsanız. Hepsini kodla falan giriyorum. Yani ne gerek var yani? Girmesem ne olacak? Eskiden derlerdik abla yürüyüş niye kullanmıyorsun? Animasyonlara sahip olduğum halde kullanmazdım. Çünkü sevmiyorum, beğenmedim yani. Herkesin sevdiğini sevmek zorunda mıyım? Belki ben böyle gezmeyi seviyorum lan. Var mı lan diyeceğiniz? Size ne lan derim. Vallahi öyle değil arkadaşlar. Hatta bugün yeni bir etkinlik başlatacağım. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapalım mı? Bugün serverların tümünü dolaşacağım. Üstünüze beyaz oyun yazıp arkadaşlar bakon karakterlerle dolaşabilir miyiz? Tüm serverları gezeceğim Brokov'unda. Bakon karakterlerle üstünüzden beyaz oyun alıp fake hesaplarda ya da kendi orijinal hesabımda artık bilmiyorum. Bir şekilde gezeceğim arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Hatta beni de bir bakon olarak göreceksiniz. Bu şeye dur diyeceğiz hep beraber. Böyle para olaylarında falan insanları kimse ezemez arkadaşlar. Bunu biz tüm gücümüzle birlik ve beraberlik içinde halledebileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapacağız yani. Parasız bir insanı kimse ezemez arkadaşlar. Buna dur dediğimizde yapabiliriz. Böyle arkadaşlar beyaz oyun yazıp üstünüzde bakon kıyafeti ya da kızlardaki bakon kıyafetini yazabilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten bunu yapacağız. Buna bir dur diyeceğiz hep beraber. İnanıyorum ki bunu yapacağız arkadaşlar. Hep beraber buna bir tepki niteliğinde göstereceğiz arkadaşlar. Bunu kimse yapmaya hakkı yok. İnsanlara bunu yaşatmaya hakkınız yok. Eğer burada dalga geçtiğinizde arka planda gerçekten insanların ne kadar kalbini kırdığını kimsenin bilemez arkadaşlar. Buna da ben bir beyaz oyun olarak bir YouTuber'sam bunu kendime bir görev edindim arkadaşlar. Ben bir kitleye ulaşabiliyorsam bu kitleyi iyi bir şekilde kullanmak isterim. Yani iyiliğe kullanmak isterim. Lütfen siz de üstünüze beyaz oyun yazıp bakon karakterlerinize gezebilir misiniz? Kızlar kendi bakon karakterleriyle, erkekler kendi bakon karakterleriyle, hiç fark etmez. Bakonları kimse ezemez diye serverlarda hashtag başlatıyorum. Var mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Onların evine geldim. Kapıyı çalayım arkadaşlar. Ne var diyor.
Benle neden arkadaş olmadığını merak ettim dedim. Kendine bir bak anlarsın neden olmadığımı diyor. Tamam bakıyorum anladım dedim. Neymiş söyle diyor arkadaşlar. Benle arkadaş olmazsın çünkü avatarım Robux'suz dedim. Bakon diyor, bip diyor arkadaşlar. Belanı anlamışsın diyor. Evet anladım, sen insanları dış görünüşüyle yargılayan zavallı birisin. Asıl ben seninle arkadaş olmam. Karaktersiz dedim. Fiyatın ne kadar lan senin dedim. Söyle lan, fiyatın ne kadar oğlum? Özür dilerim arkadaşlar ama yani bunun gerçek hayatta bir değişiği yok. Şu an param olmadığı için benimle arkadaş olmuyor. Ve arkadaş olmasın zorunda da değil. İstemem de yani. Parasız arkadaş sevmem diyor. Yani istemem de yani. Zorla kimse kimseye arkadaş olmak zorunda değil. Ama saygı duymak zorunda. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Sevmek zorunda değil yani ama saygı duymak zorunda arkadaşlar. Kız da diyor ki tamam gel içeri artık diyor. Ezi ezmeden gelmem diyor. Senin gibi bakonları bizim eve yollasalar diyor arkadaşlar. Hepsini yakarım bir daha girmezler Roblox'a diyor. Senin derdinin bakon olmadığına eminim dedim. Sen zavallı, kendine güvensiz bir yaratıksın. Gerçekten arkadaşlar insan neden dışarıdaki insanları taksın ki kendine özgüvenliyse? Kendine özgüveni, kendini seven insanın böyle dışarıdakilerle bir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Nerede böyle hiç ona zararı olmayan insanlar hakkında konuşan bir insan görürseniz o bilin ki kendiyle sıkıntılıdır, kendiyle barışkın değildir, kendiyle problemleri vardır. Seni banlarım, tüm admin hakları var bende diyor. Artık uğraşma hayır diyor arkadaşı da. Kız yine iyi biraz yani arkadaşlar. Çok korktum senin gibi korkak değilim ben. Banlamazsan adam değilsin lan. Hadi lan banla lan. Bak bak bak. Çocuğu banlıyor. Banla lan. Yok seni banlamam bizi eğlendiriyorsun diyor. Aynı şeyi ben de senin için düşünmüştüm dedim. Sen kimsin ki benle eğleneceksin diyor. Bip diyor arkadaşlar. Senin gibi zavallılarla hep eğlenirim ben. Şu anda olduğu gibi dedim. Zavallı diyene bak Robux'u bile yok diyor. Zavallı olmak da parasız olmanın bağlantısını arıyorum kardeşim. Dur bir arayayım arkadaşlar. Ne alaka? Kardeşim deme diyor arkadaşlar. Tamam toprağım dedim. Sinir geliyor şu anda. Yükleniyor arkadaşlar. Zavallı sana denir diyor. Bip bip diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Fazla okumak istemiyorum. Zavallı nedir biliyor musun dedim. Evet senin gibi bakon olup insanlarla arkadaş olalım mı diyenlere zavallı denir diyor. Bip diyor arkadaşlar. Yok zavallı o değil. Ne ya diyor. Senin gibi mutsuz ve mutsuzluğundan dolayı insanları küçük düşürüp mutlu olmaya çalışan, acınacak derecede kötü durumda olan, özgüvensizliğini saygısızlıkla kapatmaya çalışan insana denir. Bu durumda kim zavallı? Bir düşün istersen dostum. Gerçekten arkadaşlar çok değişik yani. Kız da abartma diyor. Çocuğa mı diyor bana mı diyor bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana neler yazıyor. Oha. Bunların hiçbirine hashtag konmuyor. Normal kelimelere hashtag konuyor. Şaka mı? Yap kelimesine ne bileyim çocuk kelimesine. Nasıl küfür ediyor. Tabii söyleyecek kelimen yok kudurursun. Senin gibi kelime hazinesi dar olanlar genelde küfüre başvurur. Çok normal. Yani çünkü arkadaşlar kelime haznesi yok, bilgisi yok ya. O yüzden küfür edecek tabii. Başka bir yolu yok bunların gibilerinin. Birine bip denmez, aileye küfür edilmez diyor. Helal be. Helal be. Herkesin ailesi şey mi lan? Ona da küfür ediyor arkadaşlar. İkiniz de mi ne diyor arkadaşlar? Bir şeyler diyor da anlamıyorum. Hashtag çıkıyor. Çocuğun sinir küpü yaptık şu anda. Birileri geldi bu arada. Ben savunuyorum diyor arkadaşlar. Herhalde beni savunuyor. Teşekkür ederim diye. Bu da Robux'suz kodla kıyafet yapmış. Anlaşırsınız diyor arkadaşlar. He anlaşırız. Sahne bundan sonrası sen de tek başına paranla eğlen. Paranla arkadaş ol. Al benim de kodla kıyafetim var. Güzelmiş diyor kız. Teşekkür ederim dedim. Senin gibiler dedim. Hep yalnız kalmaya mahkum dedim. Bay bay dedim arkadaşlar. Şu kıza da kucak isteği atalım. Bizi banladı arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Niye banladın ya? Kızla kaldık böyle arkadaşlar bakın. Sanırım kız kucağımda olduğu için bakta kaldım arkadaşlar bilmiyorum. Lan kız nereye gitti? Kız orada mı kaldı yoksa kucağımdan bırakınca bilmiyorum ki arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüyorsunuz bak onlara tepki böyle. Şurada da bir polis amcamız varmış kanatlı falan.
Bu arada arkadaşlar dün benden şey istemişsiniz. Şu hizmetçi kıyafetinin kodunu istemişsiniz. Hemen onu veriyorum arkadaşlar, hemen bekleyin. Bu üstündeki şu kodu belki istersiniz diye hemen şuraya bırakıyorum. Şurada bir yerlerde vardır zaten montajda. Hemen arkadaşlarımız için onu vermek istedim. Kızlara geçelim. Hemen kızlara da hizmetçi kodunu verelim. Bu üstün kodu arkadaşlar, hemen alalım. Evet, bu da altın kodu arkadaşlar. Bu da başlığın kodu arkadaşlar. Ve bu da yanların kodu arkadaşlar. Normalde böyle durmuyor ama şu anda benim karakter böyle olduğu için böyle arkadaşlar. Yanlarda çok güzel duruyor. Saçları da artık bir sürü saç var zaten. Onlardan takarsınız. Bir sürü kod vermiştik zamanında arkadaşlar. Onlardan yaparsınız. Evet arkadaşlar. Ve videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bay bay. Umarım herkes kalbi kadar, iyi niyeti kadar güzel bir hayat yaşasın arkadaşlar. Ben öyle dua ediyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.